Rabbi, bu gece tövbelerimizi kabul eyle Tevvab isminin hürmetine. Sana muhtacı da yine bir arıyoruz seni. Bugün bir görseydin, bizi başka kapıya gönderme kurbanın olayım. Bizi affeyle. Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Geceniz hayırlı olsun. Bu gece Perşembe, yarın Cuma, yarının Cuması hepimize, bütün ailelerinize ve ülkemize güzellikler, hayırlar, sevaplar, mutluluklar getirsin inşallah. Efendim bu gece kıyamet öncesi kıyamet. Kur'an nasıl bakıyor, nasıl anlatıyor? Nasıl bakıyor derken en doğru bilgi nasıl bize gösteriyor? Bu gece yine sevgili Abdurrahman Önül, Mustafa Duman, hocalarımla, kardeşlerimle beraberiz. İnanıyorum ki hayırlara vesile olan bir program olacak. Şimdi ahiret aleminde kaybedenler ve kazananlar. Çok güzel bir örnek var. İmam-ı Gazali'nin kullandığı çok güzel bir örnek. Diyor ki, bir grup insan yola çıktılar. Karanlık bir yerden geçtiler. O karanlık yerde çakıl taşları vardı yerlerde. Ama zifiri karanlıktı. Kimse çakıl taşlarını, renklerini göremiyordu. Orada gezinenler dediler ki, o karanlık vadide yürüyenler dediler ki, bu çakıl taşlarından ceplerinize doldurun. Belki bu çakıl taşları ileride size fayda sağlar. Oradaki herkes o taşlardan ceplerine, sağına soluna doldurmaya başladılar. Ceplerine, eteklerine. Ama adamlardan biri dedi ki, ben aptal mıyım dedi. Çakıl taşımı taşıyayım yani. Taşı niye taşıyayım ben dedi. Ben sizin gibi yük taşımam. Siz böyle yük yüklendiniz. Vücudunuzu kaldıramıyorsunuz. Bir de yığınla taş mı taşıyacaksınız dedi. Ben asla taş taşımayacağım dedi. Arkadaşları sıkıla sıkıla, zorlana zorlana, uzun yeli gecenin karanlığında çakıl taşlarını etraflarına toplayarak, ceplerine, eteklerine doldurarak gittiler. Öteki adam ise onlara güldü güldü, eğlendi onlarla. Onları ciddiye almadı, alaya aldı. Nihayet bir yere vardılar, güneş yavaş yavaş açıldı, güneş yavaş yavaş çıktı. Bir de ne görsünler, meğer geceleyin o vadide topladıkları çakıl taşları, çakıl taşı değilmiş, mücevheratmış, elmas ve altınmış. Ama gece anlayamamışlar, karanlık olduğu için taş zannetmişler. Çakıl taşlarını taşıyanlar birden zengin oldular. Bütün dünyalara kondular. Sevindiler. Evet dediler, biraz taş taşıdık belki ama, yorulduk belki ama, çok kazandık. Netice itibariyle az bir yorgunluk karşılığında elmaslara konduk. Öteki arkadaşlarına döndüler. Siz aptalsınız, taş taşıyorsunuz diyene döndüler. Dediler ki, sen kaybedenlerden, iflas edenlerdensin. Bak yanına bir tane dahi taş almadın. Alsaydın bugün bizim gibi olurdun. Sen dün bizimle alay ediyordun.
Şimdi biz seninle alay edeceğiz dediler. Adam dedi ki bana bir tane verseniz o taşlardan ne olur, sana bir taş vermeyeceğiz. Ne altın ne elmas ne de yakutları sana vermeyeceğiz. İmam Gazali der ki bu neye benziyor biliyor musunuz? Karanlık gece dünyanın örneğidir. O karanlıkta göremedikleri çakıl taşları ise ibadetlerdir. Karanlık dünyada, manen bitmiş olan dünyada ibadet yapanlar, yani ceplerine elmas ve mücevherat dolduranlar, manevi anlamda mücevherat ve elmas dolduranlar, güneş aydınlandığında yani mahşere gittiklerinde aldıkları elmaslardan yani kıldıkları ibadetlerden dolayı birden zengin olacaklar. Ama onlarla alay eden, dünyanın karanlığını ve güneşin, ahiretin aydınlığını göremeyen, ibadet edenlerle alay eden ise o gün alay edilecek hale gelecektir. İbret al, dinle düşün, ahiretine başıboş gitme, müflis bir insan gibi gitme, düşün, akıllılar gibi hareket ediyor İmam Gazali. Bize ahireti ve ahiretin gerekliliğini anlatırken. Sevgili dostlar, mahşer kapıda. Dünya ne kadar yakınsa size, mahşer de o kadar yakındır. Sahabe-i kiram diyor ki, Allah'ın peygamberi minberinde bize mahşeri anlatırken, biz sanki koptu, sanki kopacakçasına bakardık. Resulullah'ın anlattığı, mahşeri onun mübarek dudaklarından dinlerdik. İşte şimdi kıyamet kapıda. Sanki şu mescidin dışında bir kıyamet var. Kopacak, geldi ve gelecek. Öyle görürdük, öyle bakardık diyor. Bir gün Allah'ın nebisine sordular. Dediler ki ya Resulallah, kıyametin zamanı ne zaman? Kıyamet ne zaman kopacak? Hazırlığımızı ona göre yapalım. Metesa'a dediler. Ne zaman saat? Kıyamet ne zaman kopacak? Allah nebisi cevap vermedi. Adam bir daha sordu. Metes sa'atu ya Resulallah? Ölüm ne zaman, kıyamet ne zaman ya Nebi? Allah'ın nebisi yine cevap vermedi. Soruyu bir daha yineledi, bir daha sordu. Kıyamet ne zaman ey Allah'ın elçisi? Allah nebisi sık sık üst üste bu sorunun sorulmasından belli ki rahatsız oldu. Dedi ki sen ne hazırladın kıyamete? Ölüme ne hazırladın? Mahşer gününe ne hazırladın? O çetin aleme ne hazırladın? Adam üzüldü, mahcup oldu. Dedi ki ben Allah'ı ve Resulü seviyorum. Muhabbet hazırladım. Aşk hazırladım. Allah'a ve peygamberine olan bağlılıktan başka kırık dökük ibadetlerim belki var ama onun dışında bir şey saklayamadım, hazırlayamadım. Allah nebisi cevap veriyordu. El mes'ulu anha leyse bi a'leme mine sâil. Kıyamet hakkında sorgulanan ben, yani sorulan soru sorulan ben, kıyameti sorandan daha çok biliyor değilim. Yani ben de bilmiyorum. Kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyorum. Sonra ayeti kerimeler birbiri ardınca iniyordu. Aslında innallaha indehu ilmus sa'e. Lokman 34. ayete öyle diyor. İnnallah, şüphesiz Allah, indehu onun yanındadır. İlmus saati, saatin, kıyametin ne zaman kopacağının bilgisi ancak Allah'ın katında. Bunu söylerken kıyamete, insan şuurunu kıyamete doğru kamçılarken ayeti kerimeler aynı zamanda kıyametin işaretlerini, dehşetini yavaş yavaş Mekke-i Mükerreme'de sükun ediyor ve Allah'ın nebisine bildiriyordu. İza zulziletil ardu zilzaleha. Zilzal suresi bütün ağırlığıyla, Zilzal suresi bütün etkisiyle gönülleri derinden etkileyen bütün o dehşetiyle insanların yüreklerine müthiş bir akis uyandırıyor. İza zulziletil ardu zilzale. Yeryüzü depremle sarsıldığı zaman, yeryüzü şiddetli bir şekilde yerinden oynadığı zaman, gökler değil, önce yerden bahsediyor.
İnsan yere basıyor çünkü. Yer altından kayacak, yer altından gidecek, yürüyecek, kıyamete doğru dünya dönecek. Ve sen kıyametin o dehşetinde bir şey yapamayacaksın. İnsanın saçının bembeyaz olduğu, ananın çocuğunu bıraktığı, babanın anneden, annenin babadan kaçındığı bir gün. O gün firar günüdür. Baba anneden kaçacak, evlat ondan kaçacak, anne evladından kaçacak. İza zülziletil ardu zilzaleha. Yer zelzele ile, teprenme ile, yerinden oynamaya, sarsıntı ile, şiddetli bir şekilde sarsılmaya başladığı zaman, ey kıyameti soran, ey kıyameti merak eden, kıyametin nasıl olduğunu bilen, önce kıyamete hazırlanman gerekir ibadetinle, imanınla, ahlakınla, haram yememekle, helale yönelmekle. Önce bir kıyamete hazırlan bakalım. Ve ahrecetil erdu eskaleha. Ve yeryüzü ağırlıklarını çıkardığı zaman, ağırlıklar iki anlama gelebilir buradaki. Birinci ağırlık ölülerdir. Cesetler dışarıya doğru fırlayacak. Kemikler dışarıya doğru fırlayacak. Kıyamet koptuğu zaman veya yeryüzündeki bütün madenler, bütün eriyikler bir anda yerin çemberini kırarak dışarıya doğru fırlayacak. Gökten yağmur inerken Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın tufanında nasıl yerden tufan geliyordu? Kıyamet koptuğunda o tufan nasıl bir deprem bu? 5 şiddetinde mi? 4 şiddetinde mi? Bu şiddeti tespit edenler depremden ölmeyenler değil mi daha sonra? Şu ölçüye göre 6-7 şiddetinde bir deprem. Dünyanın depremleri, dünyayı yıkan depremler 5-6-7 ise ahiretin depremi belki 1000, belki 10.000. Rakamların telaffuz edemeyeceği, tekniği tamamen bir tarafa bırakıp konuşuyorum. O 1 ise o 1000, o 1 ise o 100.000 şiddetle bir anda yeryüzü sarsılacak. Ve ahrecetil erdu eskaleha. O gün yeryüzü bütün ağırlıklarını dışarıya atacak, fırlatacak. Ve kalel insanu. İnsan diyecek ki ma leha. Ne oluyor bu yeryüzüne, dünyaya ne oluyor? O gün ne oluyor diye soracak. Yevme izin tuhaddisu akhbaraha. O gün yer konuşacak. Bütün haberleri hem diliyle hem lisanıyla hem haliyle yeryüzü konuşacak. O gün bütün her şey konuşulacak. Hiçbir şey gizli kalmayacak. Bütün sırlar deşilecek. O gün hiçbir şey gizli kalmayacak. Ne kimseden ne kimse kimseden sırlar tek tek ortaya çıkacak. İnsanlar sağa sola ama sarhoş değiller. Sarhoş gibi düşecekler, sağa dönecek, sola düşecek. Ama sarhoş değiller. İçmeden sarhoş olmuş. Bir depremde nasıl insan sağa sola yalpa yapıyor? O depremin 10.000 kat, 100.000 kat daha şiddetli bir deprem düşününüz. Dağların haraç pamuğu gibi atıldığı, denizlerin kaynatıldığı. Biraz sonra İnfitar suresinde söyleyeceğim. Denizler kaynar mı? Ateş olur mu deniz? Okyanusları ateşe çevirecek. Kudret. İnsanoğlu ne yapabilir ki? Ey insanoğlu, 5-6-7 depreminde ama çok sağlam binalar yapacağım. Bina da kalmayacak, sağlam da kalmayacak. Dağlara çıkacağım, dağlar da kalmayacak. Yeryüzüne kaçacağım, yeryüzü paramparça olacak. Yer kalmayacak ki, başka bir yere tebdil olacak. بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَى لَهَا. Çünkü yeryüzüne Allah konuş dedi, konuşacak. Yevme izin yasdurun nasu eştaten li yurav a'malahum. İşte o gün, yevme izin o gün yasdurun nasu eştaten. İnsanlar grup grup olacak. Dökülenler var, yürüyenler var, sürünenler var. Mutlu mutlu yürüyenler var. 1000 korkuyla, 100.000 korkuyla yürüyenler var. Eyvah felaket ve helak olduk diyecek var. Mahşer alemine korkusuz yürüyenler var. Ayete dikkat ederseniz bazen kıyametin kopuşunu, bazen kainatın yok oluşunu,
bazen yeniden dirilişi, kıyamı anlatıyor iç içe. Seni ne oradan vazgeçirtiyor ne oradan. Seni uyarıyor. Senin ölümün küçük kıyametindir ama sen öldüğün gibi eşya da ölecek, güneş de ölecek, duvarlar da ölecek, taşlar da, ağaçlar da ölecek. İnsanoğlu gariptir. Hazreti Peygamber'in Aleyhissalatü Vesselam'ın tutarken, hutbe okurken tutunduğu kütüğün Resulullah ondan ayrıldı diye ağladığını gören bazı saf dilliler, kütükte mi ağlar? Kur'an diyor ki taşlar Allah'ın korkusuyla yerinden fırlar. Eğer taşlar Allah'ın korkusuyla yerinden yuvarlanıyor ve taşlar yere yuvarlanıyorsa, taşların yuvarlandığına, Allah korkusuyla yuvarlandığına inanıyorsun da sen kütüğün ağladığına mı inanmıyorsun? Seni çok ağlatırlar. Orada o kütüğü çok beklersin. Allah mucizeyle peygamberi konuşturduğunda senin konuşmayan dilin de konuşacak o gün. Senin ayağın seni anlatacak. Ellerin seni anlatacak. Dilin seni anlatacak. Gözlerin seni anlatacak. Sana isyan edecekler. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا يَوْمَئِذٍ يَسْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْ اَعْمَالَهُمْ İnsanlar nereye doğru girecekler? Amellerini görebilmek için Allah hepsini yürütecek. Yürüyün. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ Kim bir gram فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ Kim bir zerre kadar, bir gram diyelim, hayır işlerse karşılığını görecek. Ve kim bir zerre, ve men ya'mel miskale zerretin şerren yara, kim bir gram kötülük işlerse görecek. Görecek bakın. Görecek, belki karşılığında Allah affedecek, bilmiyoruz. Ama görecek. İyiliğini de görecek, kötülüğünü de. Kitabı eline gelince ne diyecek? Eyvah diyecek. Bu kitapta gizli ve açık hiçbir şey kalmamış. Allah her şey yazmış. Birine tokat attın yazmış. Aleyhinde konuştun yazmış. Haset ettin yazmış. Yalan söyledin yazmış. Namaz kıldın yazmış. Fakirin başını okşadın yazmış. Yetimin başını okşadın yazmış. Sanma ki Allah gafildir. Allah mühlet verir, gafil olmaz. Allah mühlet verir. Bilmeyenleri anlatabilmek için, bilmeyenleri öğretmek için. İza zulzilatil ardu zilzala ve ahrajatil ardu athqala ve qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaraha bi annaka bi anna rabbaka wahala yawma idhin yasdurun nasu ajtatan li yuraw a'malahum faman ya'mal mithqala zarratin khayran yara ve man ya'mal mithqala zarratin sharran yara. Şimdi sen tutsaksın, ahiretin tutsağı, dikkat et. Allah'ın hesabı çetindir, senin hesabına benzemez. İnsanoğlunun adaleti dünyası kadardır. İnsanoğlunun hesabı dünyası kadardır. Dünyaya gücün yettiğin kadarsın sen. Ama Allah'ın hesabı çetindir, çetinden çetindir. Ya sen ne yapacaksın? Allah'ın hesabı ortaya çıktığı zaman. Nereye kaçacaksın ve sen ne yapabilirsin ki? Kaçacak bir yerin yok, sığınacak bir yerin yok. Ancak kendi halinden Allah'a sığınırsın. Onun için Sırrı Sakati diyordu ki, elimi öpmek isteyen biri karşı yanıma doğru gelince elimi çekerim, sakalıma götürürüm derdi. Sırrı Sakati, elimi sakalıma götürürüm, sakalımla meşgul olurum. Çünkü ben elimi öptürürsem münafıklığa düştüm mü diye korkarım. Elimi tutmasın diye elimi sakalımla meşgul ederim. Elini öptürtmüyor demesinler, desinler deme istemediğim için de elimi sakalımla meşgul ederim de işte böyle kurtarırım diyordu Sırrı Sakati. Büyükler ahireti böyle anlamışlar. Büyükler kendilerini böyle hazırlamışlar. Ebu Talha gibi, Medine'deki büyük bahçelerin sahibi sahabi gibi Ebu Talha, Talhatul Hayr, Talhatul Yumn, Talha bin Ubeydillah gibi, Zübeyir bin Avvam gibi, o da çok önemli sahabilerden biri Ebu Talha. Hurmalıkları var, hayli zengin bir sahabi. Bir gün namaz kılar, bir gün namaz kılar Ebu Talha.
Namazın tam ortasındayken ki hurma bahçesinde, Medine'nin en güzel hurma bahçelerinden birinde, Beyruha tarafında, Ebu Talha namaz kılarken namazda gözü bir kuşa takılır. Kuş oraya gidiyor, kuş buraya gidiyor, kuş uçmaya çalışıyor, hurmalar sıkıya aradan yol bulamıyor. Dakikalarca Ebu Talha'nın gözü kuşa takılır. Dakikalarca kuşa bakar. O denli meşgul olur ki kuş ile Ebu Talha kıldı namazın rekatını şaşırır. Biz kuşu görmeden rekatları unutuyoruz. Bizim dünyamız unutulmuş. Biz dünyamızı, ahiretimizi hepsini terk ettik. Dünyayı değerlendiremedik, ahirete hazırlanamadık. Korkarım ki hiç hazır olmadığımız bir anda hesaba çekileceğiz. Allah'ı düşünen çok az insan kaldı. Allah'ı düşünen ne kadar az insan var. Baksanıza çevrenize, insanlar ne kadar tahammülsüz kaldılar. Birbirlerine tahammülsüz, babaya tahammülsüz, anneye tahammülsüz, evlada tahammülsüz. Nasıl birbirimize sert bakıyoruz? Tahammül kalmadı. Birbirimizi kucaklamamız gerekirken, birbirimize rahmet ve merhamet nazarıyla bakmamız gerekirken, nasıl bunu düşürürüm, nasıl alt ederim diye bakıyoruz. Bir uyansanız da Allah'ın aşkına. Vücudunuzun üstünü örten o külleri bir savursanız da bu kadar perişan hiç olmamıştı. Ebu Talha. Namaz bitti. Rekatleri şaşırdı Ebu Talha. Kaç rekat kıldığını bilmiyor. O haldeyken Resulullah'ın yanına gitti. Helak oldum. Allah'ın elçisi, helak oldum. Biz kaç defa rekatları kaçırdık da helak olduk diye yakındık. Hiç yakındığınızı hatırlıyor musunuz? Kaç defa rükûmuza şaşırdık. Kaç defa bir secde mi, iki secde mi ettim diye şaşırdık. Ama hiç helak olduk diye fırlamadık mescitten, camiden veya kiblegahtan veya seccadeden. Ebu Talha, helak oldum ya Resulallah. Ve ma havaluk ya Ebu Talha. Neyin var Ebu Talha? Neyin var? Ne oldu sana? Ben hurmalığımda bir kuş gözüme çarptı. Bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Çıkamıyor. Allah'ın nebisi. Kuş yüzünden rekatımı şaşırdım. Tövbe niyetiyle acaba ben, bakın tövbeyi yapıyorum. Biz ne yapardık? Biz nasıl tövbe ederdik söyleyeyim. Elimizi açarız. Allah'ım beni affeyle. Allah'ım beni mağfiret eyle. Allah'ım benim bu namazımı kabul et deriz. Veya namazı bir daha kılardık. Veya sehiv secdesi yapardık. Yanılma secdesi. Bizim çıkışımız böyle olurdu. Ebu Talha hiç öyle yapmadı. Ebu Talha dedi ya Resulallah, bu koca bahçemi Allah'ın yolunda fakirlere dağıtırsam şaşırdığım rekatlerimin yanına geçer mi? Beni dünya ile meşgul etti. Beni kuş ile meşgul etti yeşillikler. Kuş beni meşgul etti yeşillikle. Yeşillik beni meşgul etti kuşla. Ben bu bahçeden kurtulmak istiyorum ya Resulallah. Hanginizin böyle gani bir yüreği var? Hangimizin böyle bir gani yüreği var? Bizim çözümümüz belli. Namazı bir daha kaza ederiz. Bir daha kılarız. Secde yaparız. Sehiv secdesi. Ebu Talha vazgeçiyor. Allah'ın yolunda bütün bu bahçemi benim rekatlerimde benim şaşırmama sebep olan bu bahçemi Allah için ben veriyorum ya Resulallah diyordu. Çıkıyordu bir daha o bahçeye. Hiç gitmiyordu Ebu Talha. Hiç gitmiyordu. Efendim devam edeceğiz tabii İnfitar suresini biraz. Hem de çok özel bir okuyucunun dilinden Abdülbasit Abdussamed'in. Abdülbasit'le benim bir mazim var. Ben 85-87 yılında 2 yıl Mısır'da kalmıştım. İlahiyatı bitirdikten sonra 2 sene Mısır'da özel kaldım eğitim için. O yıllarda Abdülbasit'i canlı canlı çok izledim. Allah rahmet eylesin. Biraz sonra İnfitar suresini ondan dinleyeceğim.
tefsiriyle beraber konuşacağız. Kıyameti anlatan o sureyi. Ama hepsinden önce sevgili Abdurrahman ve Mustafa Hocam. Buyurun. Sultanı uğruna göz yaşı döktük.
ve kıyameti anlatan en önemli ayetlerden ki 19 ayettir Mekke'de indi infitar. İnfitar dağılmak, çatlamak. Allah diyor ki gök çatlayacak. Biz yerin çatlamasını anladık ya Rabbi, gök nasıl çatlayacak? Ben göğü de çatlatacağım. Bir yumurtanın kabuğu nasıl çatlıyorsa öyle göğü çatlatacak. İzes semâun fatarat ve izel kevâkibun tesarat ve izel biharu fuccirat. Başka bir surede ve izel biharu succirat ve izel kuburu bu'sirat alimet nefsum ma kaddemet ve akharat ya eyyuhel insan ma garreke bi rabbikel kerim. İlk 6 ayet. Şimdi esas bunu Kur'an'ın hakkını veren adamdan dinleyin. Dinleyin sonra bu sureyi açalım. Nasıl ölecek melekler, nasıl çatlayacak gök. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء meşhur sözdür. Bu sözün en güzel ispatı Abdülbasit Muhammed Abdülsamed. Kur'an Mekke'de indi. Mısır'da okundu. İstanbul'da yazıldı derler. İstanbul'dan çoğaldı İslam. İzes semâun fatarat. Sema çatladığı zaman soruyor sahabe, kıyamet nasıl olacak ya Refi? Kıyamet nasıl kopacak? Kıyamet koptuğu gün dünya nasıl olacak? Güneş nasıl? Yıldızlar nasıl? Deniz nasıl olacak? Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın oğlu tufandan kaçmak için dağa sığınacağım diyordu. Hazreti Nuh diyordu ki oğlum buraya gel. Dağ seni kurtaramaz. Ben dağa tırmanacağım dediğinde ne dağ kalacak ne vadi kalacak. Allah diyor ne dağ kalacak. Ben dağları yün gibi atacağım diyor Yüce Allah o kudret. Ya sen nasıl Allah'ı yok sayar, inkar eder, şu kadar günahı işler,
sonra tertemiz gittiğini zannedersin. İze sema unfatarat, gök yarıldığı zaman, çatladığı zaman ve izel kevâkib untesarat, gökteki yıldızlar dağıldığı zaman ve izel biharu fucciret, denizler kabardığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman ve izel biharu succiret, denizler ateşe mağlup olduğu zaman ve izel kuburu bu'siret, mezarların içindeki ölüler dışarı fırlatıldığı zaman ve izel kuburu bu'siret, alimet nefsum ma kaddemet ve akharet, herkes ne yaptığını, ne yapacağını görecek o gün. O gün hiçbir şey Allah'tan gizli kalmayacak. Her şey Allah'ın huzurunda olacak. Alimet nefsum ma kaddemet ve akharet. Sonra ayet-i kerime son bir, sanki rahmet elini uzatır. Allah'ın o sağlam ipini. Ya eyyuhel insan, ey insanoğlu, ma garreke bi rabbikel kerim. Seni cömert olan Rabb'a karşı kim seni aldattı? Cömert olan Allah'ı niye unutursun? Kim seni aldattı ey insanoğlu? Aklını başına al. Abdülbasut, Abdülsamed'in bir kıraati daha var. Cemaatin huzurunda okuduğu aynı sureyi. Bir de onu dinleyelim, cemaatin huzurunda nasıl okunmuş. Surelere hakikaten anlamını kulaklarımıza, yüreklerimize indiren. Ben bugün bu gece sadece kıyametin kopuşundan bahseden bazı ayetlerin başını aldım sadece. Göğün yarılacağını, yıldızların düşeceğini, güneşin dürüleceğini, denizlerin yarılacağını, suların kaynayacağını gördünüz mü? Son olaylarda Amerika ve o civardaki o felaketi gördünüz değil mi? O felaketin 1000 katının olduğunu düşününüz. 1000 katının olduğunu düşününüz. Ne olacak? Şimdi hep beraber Abdülbasit'i dinleyelim. Hadi bakalım.
manzarayı iyi biliyorum. Çünkü bu manzara Mısır'da, Kahire'de, Seyyidina Hüseyin Camii'nde her cuma tekrarlanıyordu. Davudi sesiyle gönüllere okşayan bir okuyucu, Kur'an'ın ayetlerinin farkında olan bir okuyucu, Kur'an'ın ayetlerini hisseden bir ümmet. Ey ümmeti Muhammed, ayağa kalksanıza. Sen çok uyudun ümmeti Muhammed, yakışmadı sana. Talha'nın ümmeti, Ammar'ın ümmeti, Zübeyr'in ümmeti, Hazreti Hamza'nın, Hazreti Ali'nin ümmeti, arkadaşlar, yoldaşları, Allah onlardan razı olsun, yakışmıyor size. Şu perişanlık hiç uyuşmuyor size. Ey Hazreti Ömer'in, Sıddık-ı Ekber'lerin arkadaşları, yol arkadaşları, yakışmıyor bu kadar perişanlık, sefalet. Bir tarafta kan akıyor Suriye'de, öteki tarafta Arakan'da. Birbirimize sanki düşman kesilmişiz aynı yerde. Yakışmıyor, ümmeti Muhammed'e yakışmadı bu. Hazreti Kaka'ların, Müsenna'ların, Halid'in, Velid'in ümmetine, yol arkadaşlarına hiç yakışmıyor. Ne Ebu Talha'ların, ne Zübeyir'lerin yol arkadaşlarına hiç yakışmıyor. Selahaddin-i Eyyubi'lerin, Fatihlerin, onların tarihteki şerefli yerlerinin sahipleri olan bu millete hiç yakışmadı. Ve Yüce Allah sura üfürtülen İsrafil aleyhisselama canını alması için Allah emreder. Der ki Azrail, buyur ya Rabbi. Lebbeyke ve sa'deyke. Buyur ya Rabbi. Kulum burada ya Rabbi. Ey Azrail. Yerde ve gökteki bütün canlıların ruhunu aldım ya Rabbi. Yerde ve gökte yaşayan melek ve cin, insan ve hayvan, kim varsa tümünün canını aldım ya Rabbi. Kim kaldı? Dilediklerin hariç ya Rabbi, onlar kaldı. Allah biliyor olmasına rağmen soracak. Kim kaldı say, kudreti sonsuz, ebedi olan sen ya Rabbi. Kulu aciz ben ya Rabbi, arşı taşıyan 8 melek. Mü'min suresi 7. ayette anlatılan 8 melek, onlar kaldı ya Rabbi. Mikail kaldı ya Rabbi. Arşı taşıyan melekler ve ben kaldım ya Rabbi. Allah Celle Celaluhu der ki arşı taşıyan meleklerin de canını al Azrail. Azrail aleyhisselam onların da canını alır. Sonra yeniden döner. Ya Rabbi der, ben kaldım. Mikail kaldı ve kudreti sonsuz sen varsın ya Rabbi. Azrail aleyhisselam her adım atışında sanki rapor takdim ediyor. Emret ya Rabbi. Kulum burada hazırında, huzurundadır ya Rabbi. Obeyduke fi fenaike dediği gibi Hazreti Hüseyin'in. Kulcuğun kapında işte. Allah der ki Celle Celaluhu, sen Mikail'in de ruhunu al. Hazreti Mikail aleyhisselamın da ruhunu Azrail aleyhisselam alır. Allah der ki kim kaldı Azrail? Sen ya Rabbi, kudreti sonsuz sen, her şeyi emreden sen, bir de ben ya Rabbi. Allah der ki Azrail aleyhisselama, öl ey Azrail. Azrail de ölür. Sonra Allah Celle Celaluhu şöyle buyuracak mahşerde. Nerede dünyadaki müstekbirler? Nerede dünyada büyüklenenler? Nerede dünyadaki Nemrutlar, Firavunlar, Hamanlar? Hani nerede? Yeryüzünün kudret ve kuvveti, yeryüzünün kudret sahibi kimdir? Kim? Sen ya Rabbi. Sen ya Rabbi. Secde edilen sen, insanların yalvardığı sen, meleklerin bile sellim sellim. Mahşer aleminde peygamberlerin bile Allah'ım sellim sellim, ya Rabbi selamet selamet diye yalvardı sen ya Rabbi.
Ya Rabbi bu cuma gecesi hürmetine, vakit hürmetine, bu vakitte sana yalvaran müminler hürmetine bizleri affeyle. Günahlarımızı ört ya Rabbi. Efendim dua, kısa bir dua edeceğiz. Kaç dakikamız var bilmiyorum ama o zaman bugün sadece WhatsApp ilahilerinden birini alalım, söz vermiştik. Sonra duamızı da bitirelim inşallah. Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Mahşerde ne biler bile senden medet ister. Mahşerde ne biler bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Efendim evet, ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Abdurrahman iyiydi değil mi? Cidden güzel. Abdurrahman diyor ki benim yerimi alacak bunlar diyor. Ama sen hepsinin abisisin Abdurrahman. Sana ulaşmaları için çok çalışmaları gerekir daha. Allah hayırlı ümidler versin gençlerimizin. Evet gençler gönderin, bekliyoruz sizleri. Hem sorularınızı ve hem de böyle yan tutarak bu şekilde bize gönderin ilahilerinizi. Biz de burada yayınlayacağız. Hatta adlarınızı da yazabilirsiniz. Adınızı da söylemiş oluruz. Böylece en azından sizi Türkiye tanımış olsun. Mustafa hocam güzeldi değil mi? Beğendin sen de. Efendim sabahleyin 8.30'da buradayız yine inşallah. 8.30'da soru cevap programımıza beraberiz inşallah. Pazar günü saat 10'da unutmayın inşallah. Ama bugün programımızı kapatmadan önce küçük bir dua, birkaç kelimecikte de olsa duamızla beraber kapatalım. Size teşekkür ediyorum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. İlahi ya Rabbi, günahlarımızı affeyle, bizleri mağfiret eyle. Ya Rabbi küçük ve büyük ne kadar günah, hata, kusur işlemişsek hepsinden sana dönüyoruz, sana yalvarıyoruz. Bizi şerden, şikaktan, nifaktan uzak eyle ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, ağzımızdan, yüreklerimizden ya Rabbi şerre müsaade etme. Seni seven kullarından eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi babalarımız, annelerimiz hürmetine, sevdiklerimiz hürmetine bizleri her türlü musibetten, kazadan, beladan, hastalıktan bizi ve sevdiklerimizi uzak eyle ya Rabbi. Eliyle, diliyle, kalbiyle günah işlemeyenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi milletimizi muhafaza eyle. Her türlü kazadan, beladan, musibetten, fitneden, ikilikten, düşmanlıktan, gerginlikten hepimizi uzak eyle. Sevenlerden eyle ya Rabbi. Sevilenlerden eyle ya Rabbi. İnsanlara el uzatanlardan, insanlara el uzatıp da onların elleriyle, yürekleriyle beraber olanlardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sadıklardan eyle bizleri. Ya Rabbi beş vakit namaz kılmayı bütün kardeşlerimize nasip eyle ya Rabbi. Tövbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Niyetlerimizi salih eyle. Niyetlerimizi ihlaslı eyle ya Rabbi. Takvadan bizleri uzak etme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Her birimizin kendimize göre kusurumuz, günahımız, hatamız, isyanımız vardır. Senin rahmetin hepsinden daha büyüktür. Kurbanın olayım rahmetin hürmetine hepimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Son nefeste maalesef bazı gençlerin bilmediği şu kelimeyi sık sık söyleyelim evde de, gençlerimize de söyleyelim son nefeste. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapamayı ya Rabbi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Bir daha söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Ya Rabbi bu kelimeyi söyleyerek çene kapamayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Dualarımızın kabulü niyetiyle Allah rızası için El Fatiha. Efendim Fatiha'nızı okurken biz de tabii ki vedalaşalım. Öncelikle
Rabbim bizi, sizi, hepinizi, bütün ailelerinizi korusun. Birbirini sevenlerden eylesin bizleri. Birbiriyle kucaklaşanlardan eylesin. Ayrı gayri değil, dostluğu önde tutanlardan eylesin. Sabahleyin inşallah 8.30'da beraber olacağız. Sevgili Abdurrahman Önül kardeşime, sevgili Mustafa Duman hocama teşekkür ediyorum. Ferdi ve ekibine teşekkür ediyorum. Sizi selamların en güzeliyle selamlıyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim.